أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız bağışlansın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, takvanız artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Kardeşlerim gördüğüm kadarıyla saati beni uyarmak için oraya asmışlar. Ben inşallah mikrofon bende olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bildiğim şekilde yoluma devam edeceğim. Var mı bir sıkıntı? Amcacığım sen rahat mısın? Evvela. Rahatsın değil mi? Bak sen rahat olursan ben rahat olacağım. Olmazsan kısa keseceğim. Tamam, Allah sana rahmet etsin. Bak Mehmet amca orada, istiyorsan orada bir sandalye var, oturabilirsin. He Mehmet amca? Tamam. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'a aittir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Zerreden küreye varıncaya kadar başta sen, sonra üzerinde giymiş olduğun elbise, yediğin yemek, İçtiğin su, yürüdüğün yol, sayabildiğin sayamadın, görebildiğin göremedin, seninle alakalı olan veya seninle alakası olmayan ne varsa her biri alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülküne aittir. Her şey O'nundur. Bu ayetler aynı zamanda neyi ifade eder? Göklerde ve yerde tek hükümdar ve hükümran, hüküm koyucu, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Göğe nizam ve intizam veren de Allah'tır. Yere mümin erkek ve mümin kadınlar, aynı zamanda diğer insanlar muhatap olsunlar diye intizam ve nizam koyan yine Allah Azze ve Celle'dir. O Allah devam etti. İçinizdekini, yani yüreğinizdekini, sinelerinizdekini, zihinlerinizdekini açığa vursanız da, meydana çıkartsanız da, gizleseniz de Allah sizi o yüzden hesaba çeker. Kimini bağışlar, kimini de azap eder. Allahu Ekber. Şimdi göklerin ve yerin mülkünü elinde bulundurmanın bir diğer anlamı da kardeşlerim, Allah Azza ve Celle'nin eşya üzerinde güçlü bir haberi olmasıdır. Ki bunu da Sebe suresinin ilk ayetlerinde Cenab-ı Allah izah etmiştir. Yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni Allah bilir. Devam ediyor Allah Azze ve Celle. O öyle bir habirdir ki, o öyle her şeyden haberdardır ki, ne olur dikkat edin, göklerde ve yerde zerre miskal bir şey yoktur ki, bunlardan biraz büyüğü, bunlardan biraz küçüğü, Allah Azze ve Celle her şeyden haberdardır. Subhanallah. Şöyle pencereyi günün ilk ışıklarıyla açtığınızda havada uçuşan tozlar nedir? Zerredir değil mi? Bunun küçüğü ne olabilir Müslümanlar? Size Allah için soruyorum.
Allah Azze ve Celle bunun daha küçük olan bir maddenin kayaların arasına saklanmasını da bilir. Göğün içerisinde bulutlara karışmasını da bilir. Ağaçların yapraklarına konmasını da bilir. Yere düşüp toprağın arasında yok olmasını da Allah Azze ve Celle bilir. Allah öyle habirdir. Eşya üzerinde el habir olan kullarının da zihinlerinde, kalplerinde, sinelerinde saklı tuttukları, gizledikleri. Ben şimdi buradan cemaate baktığımda benim sizin hakkınızdaki düşüncelerimi, siz bana buradan baktığınızda sizin benim hakkımdaki düşüncelerinizi en iyi bilen kimdir? El-Habir olan Allah Azze ve Celle'dir. Şu an bu meclisi bilmeyen, bu meclisin dışında kalan milyarlarca insanın aynı anda ne düşündüğünü, bakın ne olur, ne düşündüğünü, bir anda bir şey düşünürken onu değiştirip farklı bir şey düşünmesini de en iyi bilen kimdir? El-Habir olan Allah Azza ve Celle'dir. Şimdi göklerde hükümranlığı olmayanlar, göklere yasalar koyamayanlar, yere yasa koyma yetkisini kendinde bulanlar, ne olur izah etsinler. El-Habir olan vasıftan hangisine sahipler? Hangi kulun ne ihtiyacını biliyor? Hangi insanın kalbinden, sinesinden geçene vakıflar? Bir nefislerine sorsunlar. Ondan sonra haddi aşacaklar saysınlar. Allah El-Habir'dir. Kullarının sinelerinde gizli tuttuğu, açığa vurduğu her şeyi bilendir. Aynı zamanda o sinelerde gizli kalan, esir tutulan düşünceler var ya, ister kötü olsun, ister iyi, hiç fark etmez. Onlardan da kullarını hesaba çekecek olan kimmiş? Allah Azza ve Celle'miş. Şimdi burası Bakara suresi 284. ayet Müslümanlar. Burası bir mukaddimedir. Aslında bundan sonra gelecek olan rahmetin, merhametin bir kapısıdır. 284. ayetler inince bu durum Allah Resulü'nün ashabına çok ağır geldi Turgay abi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. İfade dizleri üzerine çöküverdiler. Şimdi ne olur size sesleniyorum. Allah rızası için. Mehmet amca susma. Allah'ın kitabını şöyle tilavet ederken öyle bir ayetle karşılaştınız ki mescitte dizlerinizin bağı çözüldü, yere düştünüz. Ben böyle bir anımı hatırlamıyorum. Siz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okurken, yolda yürürken bir anda zikzaklar çizmeye başladınız. Bir anda gönül dünyanız, zihin dünyanız darmadağın oldu. Bana böyle bir anını hatırlatabilir misin abi? Allah'tan böyle korktunuz, haşyet duydunuz. Allah böyle demiş be kardeşim. Biz bununla nasıl amel edeceğiz? Allah böyle buyurmuş. Benim günahımı Allah zemmetmiş. Halbuki ben bu fikri, bu düşüncenin doğru olduğuna inanıyordum. Yaptığım amelle Allah'ı memnun ettiğimi zannediyordum. Halbuki Allah kitabında bunu zemmetmiş. Deyip de ayaklarınızın bağı çözülerek, titreyerek şu mescide gelip de şöyle kıbleye yöneldiğinizde, yere yıkıldığınız, yere düştüğünüz bir anınızı hatırlar mısınız? Secdeye kapandığınızda boynunuzun secdeden kalkamayacak bir takatsizlikte olduğunu hiç gördünüz mü? Ben görmedim. Eğer varsa böyle birilerine mutlu onlara. Sahabe geldi, dizlerinin bağı çözüldü, Peygamber aleyhisselamın karşısında yığılıp kaldılar. Ve dediler ki, ey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, biz namaz, dikkat edin, namaz, cihad, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılındık. Namaz zordur Müslümanlar. Kim için? Allah'tan korkmayanlar için. Namaz ağırdır kim için? Münafıklar için. Cihad zordur kardeşlerim. Kılıçların şakırtısının çıkarttığı sesler insanın kalbini titrettir. İnsanı korkutur. Geride bıraktıkları evlatlarının, eşlerinin, akrabalarının ne halde olduğunu düşünmek cihat meydanlarında yiğitleri terletir, zorlaştırır onların hallerini. Biz namazla da mükellef kılındık, cihatla da mükellef kılındık. Biz oruç denilen bir amelle de mükellef kılındık, sadaka vermekle mükellef kılındık. Bunların her birinin tabir yerindeyse yerine getirdik, hakkını verdik. Dediler ki oysa sana
gönlümüzden geçenler konusunda hesaba çekileceğiz diye bir ayet nazil oldu. Dediler ki ya Resulallah buna güç yetiremiyoruz. Bakın buna güç yetiremiyoruz. Var mı bir isyan kardeşlerim? Ey Allah'ın peygamberi, bu münafıkların vereceği cevaptır. Böyle konuşanlar münafıklardır. Ey Allah'ın peygamberi, biz namazla, oruçla, zekatla, hacla, cihatla, emri bir maruf nehyanil münkerle, Allah yolunda gayret göstermekle emrolunduk. Her birini Allah'ın izniyle yerine getirdik. Şimdi Rabbine seslen de bize öyle bir sorumluluk yükledi ki biz bunun ardından kalkamayız. Diyerek gelmediler Peygamber Aleyhisselam'a. Allah'ı minnet altında bırakmak için gelmediler. Allah'ım biz namaz kılıyoruz, daha ne yapalım? Biz cihad ediyoruz, bunun üstüne daha ne yapalım? Sen bizi öyle bir şeyle sorumlu kıldın ki diyerek ne Allah'ı ne de Resulü'nü minnet altında bırakmak için gelmediler. Anlamadıkları bir meseleyi çözüm odaklı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Veya ey Allah'ın Resulü bize izah et. Biz bu ayeti doğru mu anlamışız? Eğer doğru anladıysak bu ayeti işleme, bu ayeti ayata koyma, bu ayetin azabından kurtulmak için elimizden tut demektir bu sözler. Siz gördünüz mü Peygamber aleyhisselamın ashabının Mescid-i Nebevi'de, çarşıda, pazarda, sokakta, cihat meydanlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden Allah'a isyan ettiğine şahit oldunuz mu? Bir tane bakın bir tane genç çocuk. Annesi dedi ki git peygambere söyle Beytul Mal'dan para versin. Yardım etsin bize, açız, susuzuz, evimizde hiçbir şey yok. Ne dedi? Ey anne dedi, ey anne. Dedi peygamberin üzerinden dedi, Allah'a mı şikayet edeceğiz dedi, subhanallah. Peygambere dedi, Allah'a mı şikayet edeceğiz dedi. Sustu. Kadın hiçbir şey konuşmadı, cevap vermedi. Biz hiçbir sahabenin, alemlerin Rabbi olan Allah'a asi olduklarına şahit olmadık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kasıtlı bir niyetle geldiklerine şahit olmadık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların durumunu çok iyi biliyordu. Sahabenin de bir insan olduğuna, sahabenin de yeri geldiğinde mükellefleri konusunda sendeleyeceklerini çok iyi biliyordu. Onlara şöyle buyurdu. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar gibi işittik ve isyan ettik mi diyeceksiniz dedi. Subhanallah, acayip bir soru. Bakın Müslümanlar, Nebi Aleyhisselam'a önce yardıma geliyorsunuz. Ey Allah'ın Resulü, tabir yerindeyse bize yardım et, elimizden tut, Allah'ın hükmüne boyun eğelim. Peygamber Aleyhisselam'ın verdiği cevap. Size ne oluyor? Sizden öncekilerin, Yahudi ve Hristiyanların işittik ve isyan ettik. Semi'na ve asana. İşittik ve isyan ediyoruz dedikleri mi gibi mi diyorsunuz? Halbuki siz işittik ve itaat ettik deyin dedi subhanallah. Semi'na ve ata'na. Sonra devam edin. Gufraneke rabbana ve ileykel masir. Allah'ım bizi bağışla, bizi affet. Eğer peygamberin huzuruna gelmeden önce yanlış bir düşüncenin içerisindeysek bizi affet. Eğer peygamberin huzuruna geldiğimizde Allah Resulü'nün de sunmuş olduğumuz talepte bir hata, bir yanlış seni gücendirecek, seni gadaplandıracak bir şey varsa bizi affet. Çünkü dönüş ancak sanadır dediler. Bunu bir zikir virdi haline getirdiler. Çarşıda bu sözü söylediler. Pazarda bu sözü söylediler. Mescitte bu sözü söylediler. Namaz kılarken bu sözleri belki söylediler. Bakın onlar bu sözlere alışınca Ebu Hureyre'nin ifadesiyle Allah Azze ve Celle hemen peşinden, arkasından o meşhur halk arasında bildiğimiz müminlerin amentüsü, amener Resulü ayetler inmeye başladı. Bakara 285, Bismillah. Amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Bakın dikkat edin, önemli bir ayettir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Dikkat edin. Burada Allah Azza ve Celle'nin hem Resul'ün sadakatını hem de müminlerin sadakatını onayladığı bir ayet vardır. Hem Resul hem de müminler Rablerinden gelen emirlere, ayetlere teslim oldular, iman ettiler. Hepsi, bütün hepsi peygamberle beraber Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine de iman ettiler. Peygamberleri arasında hiçbir fark gözetmeyiz dediler. Öyle değil mi? La nuferruku beyne ehadim min rasuli.
Hiçbir peygamber arasında. Yani İsa aleyhisselamı tutup da Musa aleyhisselama düşman olanlar gibi değil. Musa aleyhisselamı tutup da İsa aleyhisselama düşman olanlar gibi yapmadılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyoruz deyip de Adem aleyhisselamdan kendisine kadar gelen bütün peygamberleri yok saymadılar. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün elçilerine de inandılar. Aralarında bir fark gözetmediler elhamdülillah. Sonra Allah dedi ki işittik ve itaat ettik dediler. Semi'na ve ta'na gufranaka rabbana ve ileykel masir. Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrettiği, tavsiye ettiği sözleri Allah kıyamete kadar okunacak olan şu kitapta delillendirdi Müslümanlar. Elhamdülillah. Şimdi bakın, demek ki bazen mümin erkek ve mümin kadınlar içerisinden, şu an şu mescit içerisinden ben de dahil olmak üzere inen bazı hükümlere teslim olma konusunda sendeleyebiliriz. Ya hikmetini anlayamayız, ya bunun bir amel ediş şekli vardır. Acaba peygamber ve ashabı nasıl amel etmiştir? Bunun kolaylaştırılmış bir yolu var mıdır? Diyerek size tereddütlerini sunan kardeşleriniz gelebilir. Vay gafil! Allah'ın hükmüne boyun eğmiyorsun. He? Demeden önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi güzel bir terbiyeci olup kardeşlerinizin de razı olmaları için nasihatta bulunacaksınız. Peygamber zaten razıydı. Peygamber zaten kendisine gelen durumu hemen alemlerin Rabbi olan Allah'ın razı olacağı şekilde havale etti. Meseleyi öyle düzeltti. Sonra kardeşlerin de razı olması için mücadele etti. Bunun en güzel yöntemi de alimler, davetçiler, ilim sahipleri, dert sahipleri yapacaktır kardeşlerim. Nedir bu? Nasihat. Sizin razı olduğunuz, kendisinin hükmüne boyun eğdiğiniz Allah'ı razı ederken kardeşleriniz de razı olması için gayret sarf edeceksiniz. Evet, bakın kardeşlerim, rivayet edildiğine göre Bakara suresi 285. ayetler indikten sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bakın neyi tebliğ etti. Dedi ki, Yüce Allah hem seni hem de müminleri güzel bir şekilde övdü. Allahu Ekber. Güzel bir övgü var 285'te. Onların sadakatini Allah Azze ve Celle onayladı ve bize gösterdi. Onların isyan etmediğini, Yahudi ve Hristiyanlar gibi kaçacak bir delik aramadıklarını Allah bize ispatladı. Sen de dedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, bundan sonra istediğini Allah Azze ve Celle verecektir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi neye zorladı? Duaya zorladı. Ve bakın bunun akabinden Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah Azze ve Celle o 286. Bakara suresinin son ayetlerini indirdi. Yani la yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah kimseye taşıyamayacağı bir yükü vermez. Kimseyi kaldıramayacağı bir iş ile sorumlu tutmaz ayetlerini indirdi. Herkesin kazandığı iyilik kendinedir, kazandığı kötülük yine aleyhinedir dedikten sonra bakın üç yerde bir dua var değil mi? Rabbena diye başlayan, ey Rabbimiz diye seslendiğimiz üç yerde dua var. Rivayet edildiğine göre bu üç dua Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu dualardır kardeşler. Ne dedi Resulullah aleyhisselam? Ey Rabbimiz unutursak veya yanılırsak bizi asla sorguya çekme. Unutursak insanız, gafil olabiliriz ve aynı zamanda hatayla bilmeden bir yanlış yaparsak bizi hesaba çekme, sorguya çekme deyince Allah Azze ve Celle dedi ki evet, tamam dedi Subhanallah. Evet dedi, tamam dedi Allah Azze ve Celle. Sonra Nebi Aleyhisselam devam etti. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklemiş olduğun ağır yükü asla yükleme. Kime? Yahudi ve Hristiyanlara yüklemiş olduğun ağır mesuliyeti bizlerin de omuzlarına yükleme deyince Allah dedi ki evet, tamam karşılığını verdi. Sonra Nebi Aleyhisselam devam etti. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeylerden asla bizi hesaba çekme. Bizi bağışla. Bize karşı merhametli ol. Sen bizim Mevlamızsın,
kafirler güruhuna karşı bize yardım et deyince Cenab-ı Allah evet tamam buyurdu kardeşlerim. Bu hadis Müslim'de iman bölümü 199. hadiste geçmektedir aziz kardeşlerim. Bu rivayetle alakalı 7 şey hatırlatacağım çok kısa. Asıl konum bu değildir. Ancak hatırlatmam gereken 7 husus var. Bakın birinci hatırlatmam. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana arşın altındaki hazineden Bakara suresinin son 2 ayeti verildi dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan bir hadis olarak kayıt düşülmüş. İmam Müslim'de de bu arşın altındaki hazine Peygamber aleyhisselama ne zaman verildiği ile alakalı bakın şöyle bir rivayet var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıktığında Sidretül Münteha'ya kadar yükseliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme 3 şey veriliyor. Bunlardan biri 5 vakit namazdır Müslümanlar. 5 vakit namaz. Demek ki namaz müminin miracıdır. Namaz mümini alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran en önemli salih amellerden bir tanesidir. İkincisi Bakara suresinin son 2 ayeti. Ve üçüncüsü Allah'a ortak koşmayan Müslümanların bağışlanacağı müjdesidir kardeşlerim. Şimdi bakın bu 2 rivayet, bu özellikle son zikrettiğim Müslim'de ve Nesai'de geçmektedir. Bu 2 rivayet Amener Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son 2 ayetinin hem Allah katında hem de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında nasıl bir kıymete sahip olduğunu bize delillendirdi. Şimdi hatırlatacağım ikinci husus da birinci maddeyi güçlendirecek. Bakın yine İmam Ahmed'de geçtiğine göre Nebi Aleyhisselam şöyle diyor. Bunlar yani Amener Resulü benden önce hiçbir peygambere verilmedi ve benden sonra da hiç kimseye verilmeyecektir. Adem Aleyhisselam'dan bana kadar ulaşan hiçbir elçi Bakara suresinin son 2 ayetindeki kelimelerle asla taltif edilmediler, müjdelenmediler, övülmediler. Bu ancak bana hastı, benden sonra da hiç kimseye verilmeyecektir. Bakın ikinci husus da, yani birinci maddeyi güçlendiren ikinci hususu da Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Mevkuf bir hadis, yani Hazreti Ali radıyallahu anh'a ait bir söz. Diyor ki, İslam'ı anlamış hiçbir kimsenin Bakara suresinin son 2 ayetini okumadan uyuduğuna şahit olmadı. Çünkü bunlar yani bu 2 ayet Resulullah'a arşın altından verilen bir hazineydi diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Unutulan, terk edilen sünnetlerimizden bir tanesi kardeşler. Yattığımız sırada Muavizeteyn sureleri terk ettiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başta olmak üzere İslam'la müşerref kılınan sahabelerin de uygulama konusunda azmettiği bir hareketi biz maalesef raflara bıraktık. O da nedir? Yattığımız sırada Amener Resulü'nün okunmaması. Okumuyoruz kardeşlerim. Bu aslında bir zırh, manevi bir zırh. Manevi bir kalenin içerisine gizlenmek ve saklanmaktır. Peki neyden? Üçüncü hatırlatmamı ne olur dinleyin. Tirmizi Numan bin Beşir'den rivayet ediyor. Diyor ki hadis uzun, sadece alt kısmını vereceğim. Bu ayet, bakın bu ayet hangisi? Amener Resulü, Bakara suresinin son 2 ayeti. 3 gün süreyle bir evin içerisinde okunmazsa o eve şeytanlar yaklaşır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Amener Resulü bir evin içerisinde 3 gün boyunca okunmazsa şeytanlar, cinlerin habis olanları, ifritler o evin içerisine haneye saldırırlar ve Allah muhafaza belki hane halkını esareti altına alırlar. O yüzden aziz dostlarım Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamber olmasına rağmen bizzat Allah tarafından muhafaza korunmasına rağmen bakın yatarken İhlas, Felak, Nas, Ayet-el Kürsi, Amener Resulü, başka rivayetlerde kafirün
ve Fatiha surelerini okuyor ve yatağa bu şekilde giriyor aziz dostlarım. Senin ve benim korunacak bir gücümüz var mı? İnsanların şeytanlaştığı, şeytandan da daha kötü bir hale geldiği, İslam'ın hakimiyetinin kaldırıldığı, fahşanın her tarafa yayıldığı bu dönemde kendimizi korumanın en temel yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sarılmış olduğu dua ve zikirlere yapışmaktır. Azı dişlerimizle yapışmak için kardeşler. Bakın dördüncü hatırlatmam İbn Abbas'tan geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla bir gün beraberken gökten diyor bir ses işittiler. Gökyüzüne, semaya başlarını çevirdiklerinde gökyüzünde şimdiye kadar açılmayan bir kapının açıldığına şahit oldular. Ve oradan yeryüzüne hiç inmemiş bir meleğin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nurdan dolayı sana müjdeler olsun. Allahu Ekber. Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nurdan dolayı sana müjdeler olsun. Onlar Fatiha suresi ve Bakara suresinin son iki ayetidir diyor melek. Sonra devam ediyor. Bunlardan okuduğun her harf sana verilecektir. Bu hadis Müslim'de ve Nesai'de geçiyor. Muhaddisler demişler ki burada okuduğun her harf sana verilecek nedir? Bakın Fatiha'da dua vardır değil mi? İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime ilet. Bizi dost doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna. Kim onlar? Peygamberler. Kim onlar? Sıddıklar. Kim onlar? Salihler, şehitler. Allah'ım bizi onların yoluna rağm eyle. Onların yolunda ayaklarımızı sebat ettir. Ama bizi asla Yahudilerin ve Hristiyanların, gazaba ve lanete uğramışların yoluna iletme diye dua ediyor muyuz? Melek diyor ki kim bu dualarla Allah'a yaklaşırsa Allah dualarını kabul edecek. Biz amener Resulü'yle Allah'ım bizi affet, bizi bağışla, unutursak, hata edersek bizi hesaba çekme, bize merhamet et. Önceki kavimlere yüklemiş olduğun ağır sorumlulukları bizim üzerimize yükleme. Sen bizim Mevlamızsın, kafirler güruhuna karşı bize yardım et dediğimizde Allah Azza ve Celle bizim dualarımıza icabet edecektir diyor melek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Bakın beşinci hatırlatmam. Kütüb-i Sitte'nin bütün alimlerinde geçiyor. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Bir ittifak Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre kuşkusuz Allah ümmetimin konuşmadıkça ve fiilata dökmedikçe içinden geçen kötü düşünceleri affetmiştir. Allahu Ekber. Bir mümin hakkında, bir kardeşiniz hakkında, masum bir insan hakkında veya bir haramı planlamak için aklınızdan geçen ancak konuşmadığınız, dile dökmediğiniz, başkalarını şahit tutmadığınız, hayata koymadığınız her bir kötü düşünce Allah Azze ve Celle'nin affıyla karşılık bulmuştur. Bu da İbn-i Mace'de geçmektedir kardeşlerim. Yedinci, altıncı hatırlatmam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yüce Allah ümmetimin hata, unutma ve zorlama ile yapmış olduklarını bağışlamıştır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hata, unutma ve düşman tarafından cebirle tabir yerindeyse yapılan her bir kötülük bağışlanmıştır. Son hatırlatmam, yedinci hatırlatma. Suyuti'nin tefsirinde İbni Ebi Şeybe'den rivayet ediliyor. Kendisi Buhari'nin hocasıdır. Muaz bin Cebel radıyallahu an amene Resulü bitirdikten sonra amin dermiş. Başka bir rivayette de geçtiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cibril aleyhisselam geliyor. Amene Resulü'yü bitirdikten sonra amin demesi gerektiğini kendisine öğretiyor kardeşlerim. Demek ki bizler ister namazda ister namazın dışında yatarken veya yürürken Amener Resulü'yü okuduğumuzda Fatiha suresinin sonunda amin dediğimiz gibi diyebiliriz. Bu hem Resulullah'ın hem de selefin sünnetidir. Şimdi hatırlatmam gereken hususlar bunlardı. Asıl dikkat çekmek istediğim mesele şu kardeşlerim. Bakın bu hadis İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin'in 170. hadisidir. İmam Nevevi Rahimeullah
Riyazu Salihin'in 170. Ebu Hureyre hadisini Allah'ın hükmüne boyun eğmek bab başlığı altına koymuştur. İmam Nevevi Rahimahullah Riyazu Salihin o kıymetli eseri hazırladığında bab başlıklarının altına önce konuyla alakalı ayetleri sonra da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerini alıyor. Bakın Ebu Hureyre'nin bu hadisinin öncesinde İmam Nevevi Nur Suresi 51. ayetini zikrediyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Aralarında hükmetmeleri için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin cevabı işittik ve itaat ettik. İşte gerçek kurtuluşa erenler bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim mümin erkek ve mümin kadınların en bariz vasıfları, onları münafıklardan ayıran en önemli özellikleri Allah'ın ve Resulünün hükümlerini işittiklerinde kayıtsız ve şartsız bir şekilde teslim olmakmış. Bir devenin sahibine boyun eğdiği gibi ipini, yularını insanlara değil, idarecilerine değil, yöneticilerine değil, yönünü, kıblesini batıya dönmüş olan yöneticilerine değil, alemlerin Rabbi olan Allah'a uzatanlardır. Evet, kim aleyhine de olsa, sonucunda sıkıntı da olsa, istemese de Allah'ın hükmüne boyun eğerse, kesinlikle bilsin ki onlar kurtuluşa ermişlerdir. Evet, bizim kurtuluş reçetemiz bu iken, bu meselenin bir ikinci boyutu da kardeşlerim, takvaya ulaştırılmamızdır. Müminler felaha ermek istiyorlarsa boyunlarını Allah'ın hükümlerine eğecekler, ona teslim olacaklar. Eğer takva sahibi olmak istiyorlarsa da bakın Hucurat Suresi 1. ayetini iyi anlamaları gerekiyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Asla Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Dikkat edin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Vettakullah. Takva sahibi olun. İnnallâhe semî'un alim. Muhakkak ki Allah işitendir, alimdir. Ey iman edenler, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Eğer sahabe ise bu, ey ashab, Allah ve Resulü bir konu hakkında hükmünü tamamlamadan, öne geçerek, herhalde bu mevzuda olması gereken budur demeyin. Eğer onlardan sonra gelenler ise, ey mümin erkek ve mümin kadınlar, Allah'ın ve Resulünün bir konu hakkında hükmünü bilmiyorsanız susun, dinleyin, sebat edin. Allah'ın ve Resulünün önüne geçerek herhalde bu konudaki mevzunun çözümü budur demeyin. Hele ey müminler, bir konu hakkında Allah'ın ve Resulünün hükmünü biliyorsanız, başkalarını kendinizi şari, hüküm koyucu kabul etmeyin. Asla başkalarının önünüze koyduğu çözüm yollarını kabul etmeyin diyor alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Bu bizi vettakullah, takva sahibi olmaya itecektir. Allah Azze ve Celle korkulmaya en değer yegane güçtür aziz dostlarım. Ne onun sözünün üstüne bir söz söyleyeceğiz, ne de onun hükmünün karşısında muhalif bir hüküm belirleyeceğiz ve hüküm koyanlara teslim olacağız. Bakın Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Kureyşliler Mahsun kabilesinden şeref sahibi hırsızlık yapan bir kadının ardına düşüyorlar. Mahsun kabilesinden şeref sahibi, demek ki zengin, onurlu, asil bir aileye sahip ama hırsızlık yapmış bir kadının peşine düşüyorlar. Sebep, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidelim de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hükmünü onun üzerinden kaldırtsın. Allahu Ekber. Allah bir hüküm belirlemiş hırsızlar ile alakalı, hırsızlığın sınırlarını ve hudutlarını belirlemiş. Bu hükmün kaldırılması için aracılar bulalım. Kimi buluyorlar?
Geçen hafta kendisinden bahsettiğimiz Allah'ı ve Resulünü sevenler Usame bin Zeyd'i severler dedi. Usame bin Zeyd'i buluyorlar. Usame'ye gidelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu sevmektedir. O da Allah Resulünü seviyor. Bu hükmü kaldırması konusunda onu aracı kılalım. Usame radıyallahu anh herhalde gençliğinin biraz da verdiği tecrübesizle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidiyor. Meseleyi izah edince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona yöneliyor ve diyor ki sen Allah'ın koyduğu hadler konusunda bana diyor aracılık yapmamı mı diyor istiyorsun diyor Subhanallah. Allah bir hüküm belirlemiş. Allah hadleri belirlemiş. Onların sınırlarını da çizmiş. Nasıl muamele edilmesi gerektiğini de ortaya koymuşken benim bunu ihlal etmem konusunda aracılık mı diyor yapıyorsun deyince sonra kalktı insanlara şöyle seslendi. Ey insanlar sizden öncekiler yani Yahudiler ve Hristiyanlar içlerinden şeref sahibi bir insan hırsızlık yaptığı zaman onu cezalandırmazdı. İçlerinden zayıf bir kimse hırsızlık yaptığında da onu hemen cezalandırırlardı. İşte onların haktan sapmalarının nedeni bu oldu dedi Subhanallah. Yapmadılar mı? Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önünde Yahudiler zina eden, recmedilmesi gereken bir adamın suratını boyadılar. Tanınmaz hale getirdiler. Tabir yerindeyse onu biraz dövdüler. Biraz alay ettiler, onurunu kırdılar ama zengin diye arkasında kendisine sahip çıkacak olan bir dayıları vardı. Bundan dolayı hükmü uygulamakta geri durdular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Vallahi dedi ben dedi böyle bir şeyle karşılaşırsam bu hükmü uygulama konusunda diyor hareket edeceğim diyor. Ben diyor bunu yapacağım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü. Dedi ki Allah'a yemin ederim ki bakın ne olur dikkat edin. Allah'a yemin ederim ki benim kızım Fatıma diyor hırsızlık yapsa onun diyor elini diyor keserim Subhanallah. Ne Mahzun kabilesinden bir kadından bahsediyorsunuz. Ne Ebu Bekir, ne Ömer'in, ne Ali'nin, ne Osman'ın radıyallahu anhuma hakkın hükmü konusunda hiçbir hatırı yoktur Müslümanlar. Değil bunların benim can parem kızım Fatıma dahi olsa Allah'ın sınırlarını ve hudutlarını çiğnese, başkasına zulmetse, hakkına tecavüz etse, ben de emir sahibiysem, idareciysem, bu mevzu bana geldiyse, kızımın diyor elini kesmekten asla geri durmam Subhanallah. Bu sahabe-i kiram için çok büyük bir derstir Müslümanlar. Bunu özellikle, bu nasıl sahabe üzerinde bir tesir oluşturmuştur, sahabe üzerinde nasıl bir etki oluşturmuştur derseniz, bakın Buhari'de geçen, İbni Ebi Müleyke'nin radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadisede görürsünüz. En hayırlı diyor iki kişi olan Ebu Bekir ve Ömer neredeyse diyor helak olacaktı radıyallahu anhuma. En hayırlı kişi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidin içerisinde ellerini göğe kaldırıp da kıyamet gününde ben bu iki kişiyle dirilmek istiyorum diye alemlerin Rabbi olan Allah'a niyaz eden peygamberin dostları neredeyse diyor helak olacaklardı. Sebep? Bakın Temim oğullarından bir heyet geliyor ve Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında tartışmaya başlıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ebu Bekir özellikle ya Resulallah Temim oğulları heyetinin içerisinden kendine sözcü olarak kimi seç? Kaka bin Mabedi diyor seç. Yani biri konuşacaksa seninle ya da sen birine hitap edeceksen KK'yı seç, ona meseleyi anlat. Onun da buraya geliş sebebini senden anlatarak dinle ya Resulallah. Ömer radıyallahu anh ne dedi? Dedi olmaz dedi ya Resulallah. Sen kendine Akra bin Habis'i seç dedi Subhanallah. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'in bu sözüne dedi ki vallahi sen bana muhalefet olmak için bu sözü söyledin dedi. Yani senin derdin benimle ihtilaf etmek. Senin derdin benimle cedelleşmek. Benim söylemiş olduğum ismin karşısında senin isim belirlemenin başka bir nedeni yoktur. Zaten yıllarca benimle yarışıyordun. Ben Allah yolunda infak ettim, sen de beni geçmek için infak ediyordun. Dercesine aralarında bir sürtüşme başlıyor. Bakın peygamberin bulunduğu yerde, daha peygamber ismi belirlememiş.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hikmeti gereği belki bu iki insanı seçmeyecekti. Allah Azze ve Celle belki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme temsilci olarak başkasını seçecekti. La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Ey mümin erkek ve mümin kadınlar, ey Ömer bin Hattab, ey Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhuma, Allah ve Resulünün önüne asla geçmeyin. Daha hüküm belirmemiş, daha olay neticeye kavuşmamış, siz söz söylemeyin. Evet, bakın, bu ikisi tartışırken Allah Azze ve Celle Hucurat suresinin 2. ayetlerini indiriyor. Ey iman edenler! Peygamberin bulunduğu mecliste onun yanında otururken seslerinizi yükseltmeyin. Ve peygambere de, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de birbirinize yüksek sesle hitap ettiğiniz gibi asla hitap etmeyin. Yoksa amelleriniz iptal olur ayeti inince sizce sahabelerin tavrı ne olmuştur? Yani sizler bir kötülük yaptığınızda, iyi niyetle bir yanlış yaptığınızı gördüğünüzde, Allah Azze ve Celle'nin şu kitabın içerisinde sizi uyardığına şahit olduğunuzda, bir kardeşiniz sizin yanınıza gelse ve dese ki kardeşim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem senin yapmış olduğun bu durum ile alakalı şöyle bir söz söylemiş. Ne olursunuz Müslümanlar? Hadi ya dersiniz, değil mi? Ben öyle derim. Umursamayız, görmezden geliriz. Kalbimizde bunun alameti belirmez, korkunun alameti ortaya çıkmaz. Ama bakın Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Beyhaki'de, Şuab-ül İman'da geçen rivayette diyor ki, ya Resulallah, bu ayetten sonra artık ben senle iki sırdaşın birbirine fısıldaşması gibi diyor fısıldaşacağım diyor. Subhanallah. İki insan birbirine nasıl sır verir? Yüksek sesle mi verir? Şu mikrofonu mu kullanır aziz dostlarım? Hatta sağına ve soluna bakar insanlar görüyor mu diye. Dudaklar okunuyor mu diye korkar değil mi? İki sırdaş, iki insan nasıl birbiriyle konuşuyorsa ya Resulullah ben seninle artık böyle konuşacağım. Şimdi gidelim koca Ömer'e. O cüssesi geniş olan Ömer'e. Heybetli olan Ömer'e radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde konuşurken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kulağını uzatmış. Ya Ömer demiş, ne diyorsun demiş. İkinci bir defa tekrarlatmış. Yani onlar bu ayetin tesiri altında öyle bir kalmışlar ki Allah azze ve celle'nin amellerini yok edeceği korkusu onların dudaklarına, dillerine yansımış Müslümanlar. Hele bir adam var ki radıyallahu an, hani kendisi bu ayetle sorumlu değilken, kendisi bu olayın içerisinde değilken Hucurat suresi 2. ayetler indiğinde Mescid-i Nebevi'ye gelmeyi terk ediyor kardeşler. Kim bu? Sabit bin Kays radıyallahu anh. Allah Resulü'nün mescidine gelmiyor. Sahabelerle cemaat halinde namaz kılmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun mescide gelmediğini fark edince sahabelerine halini soruyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah izin verirsen diyor ben araştırayım. Birkaç tane rivayet var. Birincisi, evin içerisinde kendisini kilitlemiş odasında oturuyor. İkinci rivayet, hanımına emrediyor, ahırın kapısını kilitletiyor, sadece namaz saatlerinde açıyor. Üçüncü rivayet, ahırın bir direğine kendisini bağlatmış, sadece namaz saatleri geldiğinde kendisini çözdürüyor. Enes bin Malik radıyallahu an evin içerisine geldiğinde Sabit bin Kays'ı, ki sesi çok gür, Allah Resulü'nün şairi, diyor ki halin nedir ey Sabit? Üçüncü şahıs ağzından konuşuyor. Sanki başkasından haber veriyor Sabit. Diyor ki durum diyor çok kötü. Sesini diyor Nebi Aleyhisselam'ın sesinin üzerine diyor çıkarttı. Allah da diyor onun amellerini diyor iptal etti ve diyor o cehennemliklerden oldu diyor. Subhanallah. Kendinden bahsediyor Sabit bin Kays. Halbuki kendisi bunda sorumlu değil. Bu ayetlere o an muhatap değil. Diyor ki o Nebi Aleyhisselam'ın sesinin üstüne sesini yükseltti ve amelleri iptal oldu. Neticede de diyor cehennemliklerden deyince Enes bin Malik radıyallahu anh durumu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. Allah Resulü diyor ki ona git ve de ki sen cehennemliklerden değil cennetliklerdensin. Başka bir rivayette
diyor, şehit olarak diyor ölmek istemez misin? Evet, bu zat-ı muhterem Yemame'nin en kızgın anında üzerine kefeni giymiş, üzerine kefenin kokularından sürmüş, sarığını sarmış, belden aşağısını bir çukurun içerisine gömmüş. Müslümanlar yaşadıkları panikten dağılınca, siz bundan sonrakilere ne kadar kötü bir örnek oluyorsunuz, ben tabir yerindeyse bu örnekliği sergilemeyeceğim diyerek şehit olana kadar bir çukurun içerisinde savaşıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet aziz dostlarım, Selefi Salihin Allah Azze ve Celle'nin karar kıldığı hükme boyun eğme konusunda azami bir gayret sarf etti. Gerçek mümin Allah ve Resulüne tam teslim olandır. Gerçek mümin Allah'ın hükümlerine boyun eğendir. Gerçek mümin Kur'an ve sünnete rağmen başka şeylerin hükümlerinden razı olmayan kimsedir. Gerçek mümin hayatı ile ilgili her şeyde Allah'ın kaderine rıza gösteren ve sonrasında da razı edilen kimsedir. Allah Azze ve Celle bizi böyle kullarının arasına alsın inşallah. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır, cennetiniz inşallah Firdevs'e âlâ olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti sizin ve ehlinizin üzerine olsun inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.